aynı adamlar görmekten yıldık usandık, yeterin ya. Yeterin ya. Usandık be. Sizin yalakalarınızı dinlemekten usandık ya. Artık izlenmiyor sizin televizyonlarınız ya. İzlenmiyor. Yani son birkaç ay içerisinde 50 defa artık akşamları kesin olarak bilebilirsiniz. Yani bugün mutlaka ya Habertürk'tedir Doğu Perinçek, ya CNN'dedir, ya A Haber'de, ya Beyaz TV'de, ya NTV'de, mutlaka birinde vardır. Doğu Perinçek Mao'cu bir adam. Oldu bitti Çin taraftarı. Dün çocukluğumuzdan beri biliriz Mao'cudur. Ve aldığı oy %0.28. Yüzde yarım bile değil. Bir değil, %1'in 1/4. Bu kadar az oy alan birisi her gün televizyonda. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkartılmıyor. Bir iki defadan başka çıkmamış. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkartılmıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıkartılmıyor. HDP zaten hiç çıkartılmıyor. Ama Doğu Perinçek her gün televizyonda. Hatta bazen moderatöre posta koyuyor. Böyle yaparsan bir daha senin programına çıkmam diyor. Aynen böyle. Hatta ben hapisteyken bir defa izledim. Diyordum yine böyle buna benzer bir şey yaptı. Kadını azarladı. Ben dedim ki kadın bunu bir daha çıkartmaz herhalde. Ertesi gün gene çıktı. Şimdi 12 Mart'ta Mart'tan bahsediyoruz ya. İşte siz o dönem yakalandınız galiba değil mi? 12 Mart. Ben yıllarca hapis yattım, evet. Yakalandım diye. O zaman işte bütün örgütün yöneticilerinin isimlerini vermekle eleştiriliyorsunuz. Sol kim söylüyor bunu? Hayır efendim. Çok bu benim kendi partim bu konuları alay. Siz affedersiniz buraya bir psikolojik savaş için mi beni çağırdınız? Estağfurullah, olur mu? Hiç öyle bir amacım yok. Bunlar çok saçma sapan sorular. Hiç öyle amacım yok. Ben bu partinin 50 yıllık başkanıyım ve oralarda verdiğim imtihanlar kendi örgütüm tarafından tespit edilmiştir. Ve oralardan alnı ak çıkan bir insanım. Siz de maalesef o karşı tarafın, çünkü bu nereden çıktı? Yani sizi çok ayıplıyorum. Hayır, sol kesimle ilgili eleştirilerde ne sol kesim? Hangi sol? Amerikancı sol. Hangi sol? PKK ile işbirliği yapan sol. Onların eleştirilerine ve ithamlarına siz niye alet oluyorsunuz? Dilem Hanım, sizi ayıplıyorum. Ama eleştirilere de yanıt vermek istersiniz tabii herhalde. Siz başı dik, ondan sonra namuslu bir insana bu tür psikolojik malzemeleri burada... Benim öyle bir amacım var mı? Ama, çok yayınıma katıldınız. Ama bunlara alet oluyorsunuz. Doğru, çok açıkça. Ve moderatör bir bayan olduğu halde ona ağır laflar söyledi. Sen dedi bilmem şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun filan. Kadın önce anlamadı. Şok oldu. O şoku biraz 10 dakika sonra atlatabildi. 10 dakika sonra aklı başına geldi. Dedi ki Sayın Perinçek dedi sizden özür bekliyorum dedi. Ben dedi size şöyle yapmadım, böyle yapmadım. Sadece soru sordum. Hep sizin istediğiniz gibi sorular sormak zorunda mıyım? Böyle bir soru aklıma geldi. Böyle bir soru sordum. Bana böyle laflar dediniz. Özür bekliyorum sizden dedi. Ne özür dileyeceğim ya dedi. Çünkü devam etti konuşmasını. Çok teşekkürler. Bu arada Doğu Bey izninizle bana haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Çünkü ayıp ettiğinizi de düşünüyorum. Çünkü ben size bir soru sordum. Gazetecilik yaptım. Kapatalım biliyorsun. Ben onu. Sizi o gazetecilik ama ben benim için önemliydi. Benim arka bahçem tamam, yok Sayın Perinçek. Tamam bakın ben şimdi çok, size sadece soru şu gazetecilik sordum. Mi yani? Evet. Sadece soru sordum. Yani Atatürk'le ilgili soruyu falan beğenmeyebilirsiniz. Çok çeşitli suçlamalar var. Yalanlar var falan onu siz soruyu beğenmemekle beğenince gazetecilik değil. Beğenmeyince bakın, olmaz Doğu Bey yapmayın savaşa, yani. Harekata evet. Alet olmayın. Onu psikolojik söyleyeyim. Harekatı hiçbir şekilde alet değil. Alet ben sadece benim. Soru sordum. Neyse onu kapatalım. Buyurun peki. Çünkü patronlara öyle talimat gelmiş. O da onun farkında biliyor. İstediği gibi posta koyuyor herkese. Patronlar artık Çin'le bir işbirliği halindeler de o yüzden Doğu Perinçek'e mi muhtaçlar? Devlet ellerine geçmiş de o yüzden mi ona muhtaçlar? Perinçek ekibinin eline mi geçmiş devlet? O yüzden mi her istediğini yapabiliyor? Şimdi bakın bunlar HDP'lileri çıkartmazken işte onlar HDP'li PKK'yı destekliyorlar falan filan diyorlar. Peki diğerleri de mi öyle? İyi Parti de mi PKK'yı destekliyor mesela? Saadet Partisi PKK'yı mı destekliyor mesela? Ya da CHP? Diğer tüm partiler. Yalan söylemeyi bırakın. Kimseyi konuşturmuyorsunuz. Belli adamlar var. Belli gazeteciler.
Her gün aynı adamlar görmekten yıldık, usandık, yeterin ya. Yeterin ya. Usandık be. Sizin yalakalarınızı dinlemekten usandık ya. Artık izlenmiyor sizin televizyonlarınız ya. İzlenmiyor. Bütün televizyonları satın aldınız. Ama izlenmiyorsunuz. Eskiden televizyona çıkan bildiğiniz bir sürü entelektüel insanlar. Nerede onları görüyor musunuz artık? Hiçbiri yok. Bir merkez var. Karanlık bir oda var. O karanlık odada karar veriyorlar. Siyah gözlüklüler orada karar veriyorlar. Şu adamlar çıkarılacak, şu adamlar çıkarılmayacak televizyona. Oradan okeylenmeden kimse çıkamaz. Bazen ara ara farklı insanlar çıkartılıyor, bu anlaşılmasın diye. Tek tük, onlar da ayda yılda bir çıkınca zaten sözlerinin bir tesiri olmuyor. Öbürleri her gün çıkıyor. Bu, farklı görüşte olanlar yılda bir defa, iki defa çıksan ne olur, çıkmasan ne olur. Bir taktik icabı, ara sıra onlara da bir konuşma hakkı veriyorlar. Böylece tarafsız medya olmuş oluyorlar. Doğa Perinçek'in bu kadar çıkması sadece CNN'in ya da NTV'nin ya da Habertürk'ün ya da Beyaz TV'nin, Akit TV'nin, bunların Çin'le işleri var da Perinçek sayesinde Çin'le iş yapıyorlar, büyük paralar kazanıyorlar. Acaba ondan mı? Sadece bununla alakalı mı? Ben zannetmiyorum. O olabilir bazıları için, doğru olabilir ama bütün televizyonlar için böyle olduğunu düşünmüyorum. Bence başka bir şey daha var. Perinçek ne demişti? Elimde dosyalar var demişti. Cumhurbaşkanı ile ilgili, Cumhurbaşkanı'nın yolsuzluğuna dair 38 tane dosya elimde. Kafamı bozmayın, açıklarım demişti. 38 tane Tayyip Erdoğan'ın telefon konuşmaları var. Hepsi hırsızlık ve yolsuzluk. Bence çok dosya var elinde. Bu televizyonlarla ilgili de, başkalarıyla ilgili de çok dosyalar var ellerinde. Ve bunlarla istediği televizyona istediği kadar çıkabiliyor.